Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillâhi rabbil âlemin. Vessalâtu vesselâmü alâ rasûlinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn. Estaûzu billâh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya benî âdeme kad enzelnâ aleykum libâsen yuvârî sevâtikum ve rîşâ ve libâsü takvâ zâlike hayr. ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمِ Kıymetli hocam, hoca arkadaşlarım, sayın jüri üyeleri ve siz değerli misafirlerimiz, Fatih medreselerimizin 81 ilde, 81 ilden hocaların katılımıyla yapmış olduğu Türkiye Hatibini Seçiyor yarışmalarının çeyrek eleme finallerine hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İnşallah bize ayrılan bu sürede tesettür konusunu size iki boyutta inşallah takdim edeceğiz. Birinci boyutu tesettürün fıkhi boyutu. Bir Müslümanın ister hanım olsun, ister erkek olsun, avret yerleri de örtecek kadar üzerine elbise giyinmesi, ayrıca kendisini soğuktan ve sıcaktan koruyacak şekilde üzerine örtü edinmesi farzdır. Bu hem kitap, hem sünnet, hem de icma ile sabittir. Örtü emrini içeren ayetler Hicri 4. veya 5. yılda Zilhicce veya Zilkade aylarında okuyacağım şu ayetlerle beraber indirilmiştir. Nur suresi 30. ayet ve 31. ayet. Estaizu billah. Kul lil mü'minine yeğuzzu min ebsarihim. Habibim müminlere de ki gözlerini haramdan yumsunlar. Ve yahfazu furucahum ve namuslarını ve örtülmesi gereken örtülerini muhafaza etsinler. Zalike ezkâ lehum, bu onlar için en temiz olanıdır. İnnallâhe habîrun bimâ yesnaûn, Allah yaptıklarını bilmektedir. Yine 31. ayet-i kerimede قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ Habibim mümine hanımlara da de ki يَغْضُنَّ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ, onlar da gözlerini harama bakmaktan yumsunlar. وَيَحْفَذْنَ فُرُوجَهُنَّ, onlar da hem örtülerini hem de namuslarını muhafaza etsinler. وَلَا يُبْد۪ينَ زِينَتَهُنَّ, Mevla Teala senin onlara zinet olarak vermiş olduklarını saklasınlar. İlla ma zahara minha, ancak onlardan kendiliğinden dışarıda kalanlar müstesna. Bu ayet-i kerimeyi ileride hadislerden de anlayacağımız şekilde buradaki aşikarda kalan, açıkta kalan yerlerden maksat eller ve yüzdür. Vel yadribne bihumirihinne ala cuyubihin, ve örtülerini yakalarının üzerinden salsınlar. Bu ayet-i kerimenin tefsirinde Hazreti Ayşe validemiz şöyle buyurmaktadır. Allah ilk muhacir hanımlarına rahmetini bol etsin. Onlar Kur'an'ın amelleriyle amel etmede o kadar ileriydiler ki bu ayetler indiği zaman hemen evlerindeki büyük örtülerini ortadan yarıp başlarından geçirerek bütün vücutlarını örttüler. Yine Allah Ensar hanımlarına da rahmet etsin. Onlar kadar da ayetleri bu kadar çabuk tasdik eden, bu kadar çabuk ayetlere sıkı sıkıya sarılan bir cemaat görmedim. Onlar da Nur suresinin bu ayeti indiği zaman, kocalarından bu ayetleri duydukları zaman hemen evdeki örtülerine büründüler ve sabah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin karşısına bu şekilde örtülü çıktılar. Yine Ahzab suresinin 59. ayet-i kerimesinde Mevla Teala seni buyuruyor ki ya eyyühen nebi, ey peygamber, ey nebi, قُلْ لِأَزْوَاجِكَ, eşlerine söyle, ve benatike, ve kızlarına söyle, ve bena ve nisa'il müminine, ve müminlerin hanımlarına söyle, yudnine aleyhinne,
örtülerini üzerlerine salsınlar. Min celabibihin, cilbaplarıyla beraber örtülerini üzerlerine salsınlar. Zelike etne en yuraf de, bu onların tanınmaması için daha yakındır. Fela yu'zeyn, ve eziyet görmemeleri için daha uygundur. Kânallâhu gafûran rahîme, Allah-u Teala seni gafurdur, rahimdir. Biz bu ayetlerde sizlere inşallah humur ve cilbap kelimelerinin manalarını izah etmeye çalışacağız. Bu ayetlerin izahında Alusi, Beyzavi, Nesefi, Ömer Nasuhi Bilmen ve Elmalı Hamdi Yazır gibi hem zamanımıza yakın hem de geçmişte yaşamış büyük müfessirler. Ayrıca zamanımızın müceddidi Efendi Hazretimiz Kaddesallahu Sırrahu'nun yazmış olduğu eserlerde humur ve cilbap kelimeleri tek bir kıyafet olarak, bütün vücudu örten bir kıyafet olarak izah edilmiştir, açıklanmıştır. İşte bu şekilde örtünen bir kadın ve Mevla Teala senin istediği şekilde örtünen bir erkek için Ahzab suresi 35. ayet-i kerimede şöyle buyurulmaktadır. Vel hafızine vel hafızat. Ayet-i kerimenin gerisi var ama çok meseleyi detaylandırmayalım diye burasını aldık. Hem namuslarına hem de örtülerine sahip çıkan erkekler. Vel hafızat, hem namuslarına hem de örtülerine dikkat eden hanımlar var ya. E'addallahu lehum, Allah onlar için hazırlamıştır mağfireten, bir mağfiret ve ecran azime, ve büyük bir ecir hazırlamıştır. Edep boyutuna gelecek olursak, açıklık Mevla Teala senin sevdiği bir amel değildir. Tam tersi örtünme Mevla Teala senin, edepli olma Mevla Teala senin sevdiği iştir. Çünkü Mevla Teala seni başta kullarının günahları olmak üzere ayıpları örten Es-Settar ismi şerifiyle kendisini isimlendirmiştir. O yüzden bize ikaz edilen A'raf suresi 27. ayet-i kerimede Es-Sâdü Billah, ya beni Adem, ey Adem oğlu, la yehtinennekumü şeytan, sakın ha şeytan sizi kandırmasın, şeytan sizi fitneye düşürmesin. Keme ahrece ebeveykum, sizin anne ve babanızı Adem ile Havva'yı kandırdığı gibi sizi de bu şekilde fitneye düşürmesin. Ki onları keme ahrece ebeveykum minel cenneh, onları cennetten çıkarttı. Nasıl? Yenzi'u anhuma libasehuma, onların üzerindeki örtüleri kaldırttırdı. Li yuriyehuma sevatihime, onlara ayıp yerlerini gösterdi. İşte şeytanın emeli, şeytanın amacı budur. Ve şeytan aleyhillâne bütün kullara bunu telkin eder. Ancak Rabbimiz bunun tersinedir. Bakın şimdi sahabe-i kiramdan ben edep misalleri anlatacağım size. Hazreti Ebubekir Sıddık Efendimiz, özür diliyorum, ihtiyacı için helaya gittiği zaman bile şöyle yapardı. Başına bir örtü alır, öyle helaya giderdi. Ve sorulduğu zaman derdi ki, ben Rabbimden haya ediyorum, onun için başıma örtü alıyorum. Yine İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet edildi ki, Ümmü Seleme annemiz, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarından evinde bile cilbabesini çıkartmaz idi ve bunun için Allah'tan bir fazilet umardı diye bize rivayet etti. Nitekim Adem babamızla Havva validemizin cennette de örtülü olduğuna dair ayet-i kerimeler vardır. Zannetme ki örtünmek yalnız dünya ameli, Adem ile Havva cennette bile örtülü idi. Edep bil tacimiş nuru hüdadan, giy o tacı emin ol her beladan, giy o örtüyü emin ol her beladan. Şimdi kısaca sizlere Kur'an ve sünnete göre ölçüleri de, örtünme ölçülerini de söylemek istiyorum inşallah. Örtü diyor, bütün vücudu örtmeli. Örtü vücut hatlarını belli etmemeli. Örtü içini gösterecek kadar ince ve şeffaf olmamalı.
Zira bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebubekir Sıddık Efendimiz'i ziyarete gider. O ara içeri Esma validemiz girer. Esma validemizin üzerinde ince bir elbise vardır. Efendimiz onu gördüğü zaman yüzünü diğer tarafa çevirir. Ve der ki, ya Esma, bir kadın buluğa erdiği zaman ona şurası ve şurası hariç diğer vücudunun yerlerini göstermesi haram olur, helal olmaz. Onun için kıyafette ince olmaması gerekiyor. Yine giyilen kıyafet karşı cinsi cezbedecek kadar süslü, gösterişli renk ve şekillerde olmamalıdır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, ben üç şeyde siyahı severim. Birisi erkeğin şalvarı, ikincisi kadının örtüsü, üçüncüsü Kabe'nin örtüsü. Yine kıyafette dikkat edilmesi gereken şey, erkeğin giydiği kıyafet kadına benzemeyecek, kadının giydiği kıyafet erkeğe benzemeyecek. Zira Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem erkeğe benzeyen kadınlara ve kadına benzemeye çalışan erkeklere lanet etmiştir. Yine giyilen kıyafet kafir elbisesine benzemeyecek, bakıldığı zaman bir kafiri andırmayacak veya kafire şiar olmuş bir elbiseyi bir Müslüman giymeyecek. Son olarak da şunları söylemek istiyorum. Sen ey annem, ey bacım, sakın benim örtümden ne olur deme. Senin örtün bir gavur ordusunu bizim sınırlarımızdan geri çevirdi. Nasıl mı? Rusya İstanbul kapılarına dayanmış, Birinci Dünya Savaşı'nda kapıları vuruyor. Herkes eli ayağı şaşırmış. Orduya karşı durulamıyor. Demişler ki ne yapalım? Demişler ki bizim dedelerimiz, atalarımız büyüklerinden dua isterlerdi. Dualılardı. Gidelim falanca yerde bir nene var, ondan dua isteyelim. Giderler, komutan kapıyı çalar. Nene der, hayırdır evladım? Nene düşman kapılarımıza dayandı. Bize lütfen dua eder misin der. Tamam evladım der, kapıyı kapatır. Ve Rabbine şöyle seslenir. Ya Rabbi, ben burnumun ucunu bir kafire bile bir Müslümana bile göstermedim. Müslüman bir kardeşime bile göstermedim. Sen enin kafirine mi göstereceksin? Yine Kanuni zamanında Fransa sürekli Osmanlı'dan yardım istemektedir. Yardımlar gider, askerler gönderilir. Ama artık şu ara der ki bunun arkası kesilmez. Ne yapalım? Lütfen dikkat edelim buraya. Ne yapalım diye karar çıkar. Der ki biz bundan sonra oraya asker değil, askerlerimizin kıyafetlerini gönderelim. Ve Osmanlı'nın sarığı oraya gider. Osmanlı'nın cübbesi oraya gider. Osmanlı'nın şalvarı oraya gider. Fransa ile savaşan devlet der ki eyvah Osmanlı askeri geliyor. Hadi kaçalım der. Fransa savaşı kazanır. Sakın ha, ne ağabeyim, ne ablam, ne anam. Sakın ha, benim örtümden ne olur deme. Senin örtünden, peygamber kıyafetinden çok şey olur. Başta okuduğum ayet-i kerimenin mealini vererek konuşmamı bitirmek istiyorum. Mevla Teala buyuruyor ki, ya beni Adem, ey Adem oğlu, gat enzenne aleykum libasen, biz size elbiseler indirdik, yuvari sevatikum, ayıp yerlerinizi örtün diye, ve işe ve onlarla süslenin diye, ve libasü takva delike hayır, ama bilin ki Allah'tan korkarak kıyafetlerinize dikkat etmeniz, Allah'tan korkarak üstünüze, başınıza, örtünüze dikkat etmeniz sizin için daha hayırlıdır. ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ İşte bunlar bizim size ayetlerimizdir. Umulur ki düşünürsünüz, umulur ki hatırlarsınız, umulur ki unutmazsınız. Mevla Teala seni bu güzellikleri en güzel şekilde yaşamayı, en güzel şekilde Rabbimize edepli bir kul olmayı,
kılığına, kıyafetine Müslümana yakışır bir şekilde dikkat etmeyi nasip eylesin. Geceniz hayırlı ve mübarek olsun. Esselamu aleyküm.